Selam millet, ben Hür ve bugün sizinle bir maceraya daha başlıyoruz. Oxygen not included. Oksijen içermez ya da oksijen dahil değil gibi bir çeviriyle yapılabilir ama gerek yok. Bence İngilizcesi daha güzel. Bu oyun birincisi Early Access'te yeni çıktı. Önemli olan noktası bu. İkincisi bizim sevdiğimiz oyunlara benziyor. Ufak bir Rimworld ve Terraria karışımı tarzı duran bir oyun. Üçüncüsü yapımcıları Clay, yani daha önce Don't Starve ve benzeri bazı güzel oyunları çıkarmış olan stüdyo. Aynı zamanda şu anki ekranda da görüyorsunuz yazılarda. Bunun daha geliştirme düzeyinde olduğunu vesaire vesaire söylüyor. Ve sonunda Trey Clay olarak da kim olduklarını söylemişler. Aşırı derecede Don't Starve'a benzer grafikler göreceğiz. Daha ilk başta bu ana ekrandan da görülmek üzere. Ben ufak bir ses ayarlaması yapacağım. Normalde bunları şey yapmam lazım ama müziğimizi biraz şey yapalım. Tamam. Ayarlarımı yaptım. Şimdi direkt olarak oyuna gireceğiz. Oyunla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Tek bildiğim uzayda ya da böyle maden gibi bir yerde bir şekilde hayatta kalmaya çalıştığımız Rimworld'e ve Terraria'nın bazı özelliklerini alıp Don't Starve stiliyle yapılmış bir oyun gibi duruyor. Tek bildiklerim bunlar. Ne çıkacak bilmiyorum. Generating World vesaire. Muhtemelen Don't Starve'da kullandıkları mekanikleri kullanmışlar. Hani açılış ekranı, yüklenme ekranı vesaire. Bunların hepsi bunu gösteriyor. Evet. Şey mi seçebiliyoruz? 3 kişi seçebiliyoruz. Evet, burası bayağı bir Rimworld. Trade'leri var. Night Owl vesaire. Bayağı benziyor ya. Bayağı benziyor. Bunların yalnız ne anlama geldiğini ben şu anda bilmiyorum. Bir tane cooking, digging var. Burada bir digging var. Burada neredeyse her şeyden bir tane var. Bence ne yapabiliriz? Her şeyden bir tane olan kişi bir level miner'mış. Bence onu shuffle'layalım. Scientist olur. Bir de şu cooking'i olan kişi, bu miner'a da ihtiyacımız olacak muhtemelen. Mouth breather. Oksijeni daha fazla tüketiyormuş. Bunun ufak bir mesanesi varmış. Bunun bu mesela bazen kimi yerlerde kendiliğinden uyuyabiliyormuş. Hoş değil. Değiştirelim. Bunun da bir sıkıntısı var mesanesiyle alakalı ama bunun da bir sürü şeyi var. Bilmiyorum, bir shuffle daha yapalım. Çok uzatmayacağım çünkü. Cooking falan istiyordum ben, yok diye. Cooking de var. Tamam. Aşağı yukarı yetecektir diye tahmin ediyorum. Medicine var, cooking var, digging var, learning, construction, creativity, bunlar hoş şeyler. Bir tek athletics, strength ve tinkering yok galiba. Sanki elimizde. Olsun. Çok kötü eksiler yok. Onun dışında artı güzel şeyler var diye düşünüyorum. Night Owl olması güzel bir şey. Gece kuşu diye çevirelim onu biz. Geceliğin çalışmaktan zevk alanlar. İsim değiştirebiliyoruz. Şu anda uğraşmayacağım. Bunlar da beklentileri. Dekorlarla alakalı beklentiler. Mesela bu arkadaş Nikola strese girdiği zaman kusuyormuş. Bu arkadaş etraftaki şeyleri parçalıyormuş. Bu da öyle yapıyormuş. Neyse. Name your colony. The Not So Golden Pit. Değiştirelim, ne var? Super Tunnel. Embark. Super Tunnel uygun. Nasıl bir şey beklediğimi hiç bilmiyorum. Biraz Craft the World, biraz bir şey. Ne yapıyoruz? Alert. Your craft has a work must be searched of interest to everybody. Oo. Diyor ki, ekibiniz millerce aşağıda tanınmayan bir terrestrial, yani dış uzayla alakalı bir body, bir kütlede, belki canlı bir şey de olabilir, kütlenin millerce altında uyandı. Buraya nasıl geldiklerini hatırlamıyorlar. Kazmaya başlamak iyi olabilir. Tabii ki başlayalım. Oyunu durdurabiliyor muyuz? Evet, oyunu durdurabiliyoruz. Tamam. Burada özellikler gözüküyor. Bu mouse'umu koyduğum yerde kim var? Mozzarella var. Arkasında printing pod var. Ve oksijen, yani şey var.
şuralara baktığım zaman oksijeni görüyoruz. Solunabilir gaz diye geçiyor. Derece vesaire vesaire var. Tayıl. Bu tayıllar muhtemelen bir şeyleri inşa etmek içindir diye düşünüyorum. Ration box. Yemekle alakalı bir porsiyon kutusu. Depolama ünitesi var içinde. 150'ye 20'si dolu şu anda. Onun dışında emir verebiliyoruz. Sanırım direkt kontrol edemiyoruz. Değil mi? Direkt kontrol edemiyoruz. Emir vermemiz lazım. Çok fazla bilgi var. Ama bizim bir şeyleri kazmamız gerektiğini ben biliyorum. Sanki de hareket nasıl ediyorum map'te? Evet. WASD bu işlevi görüyor. Ama bir frame rate sıkıntısı gibi var gibi. Neyse. Yüklenmesiyle alakalı herhalde. Şu andaki alanımız bu kadar şimdilik. Şurada su var. O su benim üzerime gelsin istemiyorum. Burada da oksijen var. Ben şu sol üste doğru çıkmaya çalışsam ne olur? Şurada dig diye bir şey var, kazmak dediğimiz bir araç. Onu da şöyle merdiven yapacak şekilde kullansam. Dur, bu değil. Bunu kaldırabiliyor muyuz? Cancel. Dig. Sonra şöyle. Zannediyorum ki uygun olacaktır. Bir de basılı tutup çekince de oluyor sanırım. Harvestlemek için mesela buraları harvestleyemiyoruz. Yani ürün toplamayı yapamıyoruz. Ama bunları yapabiliyor muyuz? Ya bak, şunu yapabiliyoruz. Şunu yapabiliyoruz. Ne olduklarını bilmiyorum. Bu alanı düzlemek için, bu temizlemek için Deconstruct'ta zaten bir şeyleri yok etmek için. Onun dışında burada yapılabilecek olan pardon, yapılabilecek olan binalar var. Oksijen vesaire. Bunlar için kaynağımız yok herhalde. Bakalım, bir başlatalım bakalım ne yapacaklar. Tamam. Aa, şeyle kazıyorlar. Bir silah tarzı bir şeyle kazıyorlar. Güzel. Bu sırada tabii taş maş topluyoruz oradan. Şunu da yıkarlarsa üste çıkabileceğiz. Evet. Güzel. Şu organik diyor. Bu algileri, alg yazıyor üzerinde. Onları toplayabiliyor muyuz? Toplarız. Niye toplanmasın? Nispeten hızlı toplanıyor. Burası full oksijen. Güzel. Ama biz aynı zamanda oksijen tüketiyoruz. Ve muhtemelen buradaki oksijenin büyük bir kısmını tüketeceğiz zamanla. Biraz yavaş gitmek istiyorum. Örneğin bizim önce ne yapmamız lazım? Oksijen. Metalimiz yok. Metal için ne lazım? Ya da food için ne lazım? Ration box lazım. Ration box'ımız zaten var. Edible'ları storelayacaksın sadece. Yiyilebilecek olan şeyleri storelayacaksın. Ben ama ona bakmıyorum. Ben nasıl şey yapabileceğimize bakıyorum. Yemek çıkarabileceğimize bakıyorum. Plumbing. Stres düşürür. Falan filan. Refinement, ne bilmiyorum. Medical. Doktorluk hani işleri. Furniture. Dekor. Bunlar mobilyalar falan filan. Şu anda sadece ration box yapabiliyoruz ama nasıl yemek falan ürettiğimizi bilemiyorum. Peki. Bunu harvestlemeyi düşündük. Burada contaminated oksijen. Toksik yani sıkıntılı. Şurada bir acayip bir şeyler var. Absolute denen bir şey var. Kömür, granit, sandstone, kum taşı diyelim. Kum, toprak, alg. Ne yapabiliriz? Şuradaki oksijene ve suya erişim kazanabilmek adına niye bilmiyorum ama hani. Bir de mesela bir şey yerleştirebiliyor muyuz? Bunlar ne? 5-5 şey, ha, şey prioritize, birinci ikinci şey yapma, basic controls, WASD, switches, tamam, bunlar okey, problem yok. Colony manager, duplicants are general self motivated. Tamam, bunu da öğrendik. Kazma işini öğretiyor. Duplicant must have exited practice. Tamam. Ha, tamam. Doğru düzgün bir şey öğretmiyormuş. Tuvalete ihtiyacımız varmış. Sol üstte bir yerde söylüyor. Kameranın yüzünden gözükmüyor ama sol üstte çok önemli bir şey yok.
merak etmeyin. Hızı falan gösteren bir şeyler var sadece. Nereden yaparız peki bu şeyi? Tuvaleti. Tuvaleti nereden yapacağız abi? Leather. Yok. Allah Allah. Harvest, sweep. Sweep'le şöyle mi? Ha. Sweep komutuyla herhalde bu toplanması gereken şeyleri toplamalarını söyleyebiliyoruz. Ben şurada şunu yapacaktım. Şöyle bir şey yapasım var. Burada fertilizer falan var. Dur bakalım. Devam ettirelim. Ne olacak? Aynı zamanda topluyorlar sanırım. Değil mi? Topluyorlar mı? Niye sweep işlemini gerçekleştirmiyorlar? Tamam. Biraz daha oksijen gelecek şimdi. Yani gerek var mı, ihtiyacınız var mı bilmiyorum ama bunları neden toplamıyorsunuz? Ya da şunu harvestleyin demiştim. Ya da kazalım. Yani ne olacak ki? Bu şey mi acaba? Bu tuvalet mi acaba? Bilmiyorum ki. Stresi outhouse. Bilmediğimde bir kelime. Tamam, yapalım şuraya bir yere. Şuraya koysak ne olur ki? Bunları neden toplanıyorlar peki? Özellikle şey yapabiliyor muyum? Özellikle kontrol edemiyorum. Sweep desek. Tamam, buraya bunu inşa ediyorlar. Peki. Şey yapsam. Şurada biraz granit topluyor olsam ne olur? Birazcık granit topla ama bunları almam lazım benim. Bunları alamıyorum. Ha, bu arada yeni bir şeyler açıldı. Ben farkında olmadan. Ha. Oda kapatmasına yarıyormuş. Oksijen de alg deoksider. herhalde oksijen algi oksijene çeviriyor. Topladığımız algleri oksijene çeviriyor. Bir durdurayım. Manuel şekilde kontrol edilen bir güç jeneratörü. Güçle alakalı buildingleri, binaları bağlayan şey kablo kısaca. Zaten kablo yazıyor. Ufak bir power'ı elinde tutan bir şey. Bateri yani şey, pil. Kısaca. Tamam. Mikro mashur. Low quality, ufak kalitede yemek üretiyor. Using common, tamam. Ha, tamam. Tamam, bundan da bırakalım bir tane. Ama burada bir sıkıntı var. Tamam, bunu buraya yapalım da. Onda problem yok da. Out of order. Çünkü şey yok. Ha. Tamam, dur bakalım. Power. Yapabiliyor muyuz? Ha, metalimiz mi yok? Metalimiz yok. Ama bunu yapsınlar onlar. Base, leather. Leather'ı neyle yapıyoruz? Igneous rock, granite. Sandstone'umuz o kadar çok var ki. Onunla yapalım. Şuraya merdiven istiyorum. Tamam mı? Ondan sonra bir de şuraya doğru bir merdiven yapabiliriz aslında. Şu komutları kullanarak şuraları alalım. Dur bakayım, bir şeyler olacak bakalım. Şimdi bunun güce ihtiyacı var şu arkadaşın. Şu sweep muhabbetini niye yapmıyorlar onu çözebilmiş değilim yani. Nasıl yapacağız? Onu
çözemedim. Storage mi yok? O yüzden mi yapmıyor acaba? Herhalde belki de o yüzdendir. Bir depo olmadığı için yapmıyordur. Bu arkadaşa power götürmemiz gerekecek şu şeye, yemek yapan şeye. Yatabilirim. Bu ilk videoda yatabilirim yani. Patlayabilir her şey. Tamam, storage yapacağız. Buraya şey yaptık. Burada bakır var. Alg var. Ama dur, hemen onları indirmeden bunlar niye cancel'layabilir miyiz? Teşekkür ederim. Önce şunları kazalım. Tamam. Buraya bir ladder daha çıkalım. Buraları bir daha kazalım. Ne olacaksa. Hiçbir fikrim yok. Tamam, storage yaptık. Heh. Sweep only. Her şey ya. Her şey. Bir dakika, sweep only'yi seçmedim. All diyelim. Her şeyi tutsun bu storage. Şimdi Rimworld'den biliyoruz. Normalde depoları farklı maddeleri tutması için ayarlayabiliyorsunuz ama şu an öyle bir mikro management'ı yapacak bilgim yok oyunla alakalı. Şu an her şeyi toplamak istiyorum. Tamam, bu storage her şeyi toplamaya çalışacak. Şuralar bir temizlensin. Biz elimize madenleri alalım. Bu ne? Kum. Yani yukarıdan kazınca kum düştü. Kalsın orada kum. Problem değil. Şuraları da parçalayacağız. Bir de sweep. Bu toplanması gereken şeyleri toplayalım. Tamam. Çok pardon. Size demedim. Şey, mikrofona çarptım da. Bu mikrop maşırın elektriğe ihtiyacı var. Elektriği manuel generator yaparak sanırım önce yapmamız lazım. Bunun için 200 metal lazım. Sağ üstte bakıyorum bizde 122 var. Etraftan metal toplamamız lazım. Onlar da bakır vesaire gibi şeyler raw metal olarak gözüküyor. Yani saf metal olarak gözüküyor. Onları topladığımız zaman sanıyorum ki olacak. Hızlandırabilir miyiz? Ben bu işlemlerin hızlı gerçekleşmesini istiyorum. Sweep. Etraftaki bir şeyleri unutmayalım. Peki. Harvestlenecek bir şey var mı? Ne harvestlenebiliyor? Yani mahsul şeyi, ekin toplama şeyini burada mı yapabiliriz acaba? Bilmiyorum. Dur bakacağız. Önce oraya bir şeyler açmamız lazım. Problem ne? Bir şey mi oluyor? Anlamadım ki. 200 raw metalimiz var mı? Yok. Ne oldu? Gece oldu. Ha tamam. Gece oldu. Fetching water. Ben bu sırada bir şeylere bakıyorum. Ha, su buldukları zaman tutup getirirler falan filan dedi. Özellikle bir toplama muhabbeti bakayım yok. Mop. Ha, şey için. Sıvı kirlilikleri temizlemek için. Digle su. Aa, özellikle su şey yaptırtamıyoruz. Tamam. Storage'ımız neredeyse dolu. Bana metal lazım. Mineral değil, metal lazım. Metaller de var. Yukarı doğru var mı? Ben göremiyorum. Burada var. Burada bir bakır da var. Ama ne kadar çıkacak onu hiç bilmiyorum. Neyse onu bir alalım da. Buraya niye gidip yapmıyorlar? Derken. Gitmiyor, evet. Tamam, yemek yiyorlar. Okey. Hala bir miktar yemeğimiz var. Ama daha fazla yemek yapabilmem için bu makineyi çalıştırmak, bu makineyi çalıştırmak için güce, power'a, elektriğe ihtiyacım var. Tamam, yemek yiyin, yemeyin demiyorum. Insufficient oxygen generation. Oksijen azlığı çekiyoruz. Çünkü oksijen gözüktüğü üzere düşüyor. Oksijen için alg deoksidizer yapabiliriz. Bunun için de metal gerekiyor. Belli oldu ki bu oyunda en önemli şey metal. En azından başlangıç aşamasında gibi gözüküyor. Metal nereden alabiliriz? En yakın metaller nerede? Şurada bir miktar metal var. Yukarı çıkmak istiyorum. Şurada bir aksiyon yapacağız. Şey aksiyonu. Merdiven aksiyonu yapacağız oraya. Aynı zamanda sweep yapacağız. Ladder.
gereksiz iş vermek istemiyorum çünkü biraz da zamana karşı yarışıyoruz. Önemli değil. Ölsem bile yani karakterler oksijensizlikten, yemeksizlikten, bir şeyden ölse bile oyunu öğreniyoruz. Muhabbet o. Yani birinci bölüm oyunu öğrenme gibi olur. Sonra düzgün oynarız. Ya da devamının gelmesini istiyor musunuz? Onu söylersiniz. Ona göre, duruma göre bakarız. Yalnız bizim storage'ımız bitti. Bunu biz yine Sandstone'dan bir tane daha yapalım şuraya. Önemli değil. Şunları toplayın. O metalimiz var. Tamam. Güzel metalimiz var. Oyunu durdur. Oyunu durdur. Oyunu durdur. Tamam. Oyunu durdur. Şimdi. Babacım bize bir kere oksijen lazım. Tamam mı? Oksijeni sal şuraya. Yemek yapan şeyin yanına sal. Tamam mı? Copper ore'la yapabiliyoruz. Tamam. Onun için alk lazım. Alk bizde zaten var. Hani bir de burada şeyi gösteriyordu. Demin mesela sarı zehirli yani toksik. Turuncu biraz daha az toksik. Kırmızı solunamaz. Pembe az solunabilir. Mavi solunabilir. Turkuaz süper kafa yapıyor. Şeklinde bir şey. Power. Manuel Generator. Bir tane de buraya tabii ki şöyle atalım. Ne oldu? Atamıyorum. Attım değil mi? Tamam. Onları yapın da. Prioritize. Bunu priority edebilir misiniz? Bak bu güzel oldu. Buradan biri seçip prioritize komutunu seçtiğin zaman, öncelik verme komutunu seçip bunu böyle seçtiğin zaman bu bir oluyor. İkincil olarak da şunu yapın zaten. Bunlar çok önemli sayılmaz. Peki o prioritize'a göre çalışacaklar mı? Umuyorum ki. Sweep. Tamam. Şu an galiba bir şeyleri yavaş yavaş şey yapıyoruz. Şu an hallediyoruz bir şeyleri galiba. Ama bunu yapmıyorsunuz. Bunu yapar mısınız? Tamam. Hızlandır bakayım yapacaklar mı? Öleceksiniz oğlum. Ama ben bunu bir yaptım prioritize'a. Yani. Ama. İşte. Neyse yapılıyor. O da yapılıyor. İşte. Kablo. Bize kablo lazım. Hemen bağlamamız lazım. Şöyle bağlarsak olur mu? Her ikisine birden gider mi? Bence gider. Ne yapıyorlar? Kabloları mı hallediyorlar? Evet. Tamam. Tamam. Ha, manuel olarak power veriyor. Tamam. Kabloların hepsi no fabrications queued. Burada ne yemek yapacağımızı seçebiliyoruz. Mash var, püre püre gibi bir şey. Lice loaf, yulaf ezmesi gibi bir şey olması lazım. Ama lice'dan yani lice çok iğrenç bir böcek türü. Şu an Türkçe ismi aklıma gelmiyor. Onun yulafı. Eğer ben yanlış bilmiyor isem. Ne gerekiyor? Ingredients, meal lice, bottled water. Bunda ne gerekiyor? Bottled water 4. Sanki bu da ishale yol açabiliyormuş. Biz Lice Loaf'tan gidelim. Fabricate. Elinden geldiğince. Insufficient oxygen generation. Neden? Neden ki? Algleri oksijene çeviriyor. Bizde alg yok mu? Var. Sağ üstte gözüküyor. Birisi doldurmadı mı? Konu o mu? Eğer bir şeyleri çok yanlış oynuyorsam ve oyunu biliyorsanız lütfen kusuruma bakmayın. Oyunu devam ettirmek lazım tabii bu arada. Idle. Sen niye idle'sın? Storage not allocated. Çünkü all demedik. Evet. Tamam. Tamam. Sleep. Şu yukarıda toplayabildiğim bir şeyler var mı? Mealwood. Harvest. Olur. Yapıştır. Bunu kazabilir miyiz? Bunları kazalım. Şurada copper var. Onu kazmak istiyorum. Şurada alg var. O bizim ihtiyacımıza yarayacak. Ne kadar da konuşamadım. Oksilit. Oksiliti kesersek oksijen mi geliyor? Mantıken. Burada güzel metal varmış. Burada sağlam metal var.
Ama konu şu aslında. Şu an biraz da mantıken onu kavruyorum. Çok fazla oksijen, hani alanı çok büyütürseniz oksijen kaçabilir. Hani yeteri kadar üretemeyebilirsiniz. Mantığı o herhalde birazcık. O yüzden ben şurada şunları deneyeceğim. Nomatik door denen şey gazların ve likitlerin geçişini... Ha yok, pardon. Yanlış oldu. Herhangi bir gaz ya da likidin geçişini bloklamadan kapı kapatıyormuş. Peki benim istediğim gibi bir açılır kapanır kapı yok mu? Bir de bunların power yok. Kendi kendine üreten bir şey yapmamız lazım. Yoksa sabahtan akşama kadar bunun üzerinde birinin koşması lazım. Hoş değil. Research Station. Metalimiz varken. Ama bu da elektrik isteyecek. Neyse. Koy bakayım ne olacak. Yatak yapmadık değil mi? Sıkıntılarından bir tanesi de o. Kot lazım. Kot koyalım. Şöyle koyabilir miyiz? 2, 3 kişiyiz. Bir tane de şöyle koyalım. Ne olacak? Tamam. Bir de bateri mi yapsak? Çok şey yaptım ama. Bilmiyorum ne olacak. Power, tiny battery. Bir tane de battery atalım şuraya. Ne olacak? Yeah. Değil mi? Tamam, yemek yiyin. Aferin size. Maya, Nikola ve Mozzarella. Mozzarella'dan garip titreşimler alıyorum. Oksijen durumumuz ne? Genellikle turkuaz. Buralarda biraz artık az bir oksijen var. Şurada bir de az bir oksijen var. Onu nasıl çözeriz? Maksimum gaz basıncına ulaştığı zaman durduruyor kendini. Öyle bir sıkıntımız var. Mantıken bir şeyler patlamasın diye sanırım. Power yok çünkü... Ha. Kablo. Şu an zamana karşı yarışıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Çünkü hızlı oynuyorum. Peki bu printing pot 0,3 cycle sonra bir şey yapacak. Bio printing machine that printing duplicants. Duplicant ne demek? Duplicant bu mu? Duplicantlar bu bizim elemanlar mı? Yeni bir tanesini mi üretecek? Yoksa printing pot bambaşka işimize yarar güzel bir şey mi üretecek? Hiçbir fikrim yok. Etrafta stresi azaltmak için bir tane flower koysak diyeceğim ama niye koyayım? Buralar niye kırmızı gözüküyor? He, low dekor, yani ufak az miktarda dekor var. O yüzden sıkıntı. Buraya bir tane çiçek koyalım. Buraya bir tane çiçek koyalım. Hani belki bir anlam ifade eder. Research. Neler var? Gas pipe. Gas pump. Liquid piping. Sıvılar için hani boru sistemi. Aslında bunu açsak da olur. Power regulation aslında bizim için önemli. Kendi kendine power üretmesi lazım. Runs one section fire. Bilmiyorum ki. Ne yapıyor ki bunlar? Stored most of the runoff power from the but loses charge over time. Yes, farming mi yapsak ya? Basabiliyor muyuz? Bastık herhalde. Şu an ona mı çalışacak? Umuyorum ki ona çalışacak. Fabricate ne? Ha. Tamam. Bu işte. Novice Research. 100 kilo toprak kullanarak bir şeyler yapabiliyoruz. Tamam. Bunlar niye yapılmıyor? Çünkü su yok. Peki suyu nasıl getirebiliriz? Plumbing. Plumbing'le alakası yok. Nereden getirsek getiririz. Utilities'de olması lazım ama. Stations, furniture, decor. Değil. Bir yerden su geçirmem lazım benim. Fakat su geçirecek item'larım da yok. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Tamam, siz yapmanız gereken şeyleri yapıyorsunuz.
saatler önce söylediğim şeyleri yapıyorsunuz. İşte ne yapmalarını söylediğinizi iyi ayarlamak lazım. Ama şu anlık sanki bir şeyler oluyor gibi. Bu ne? Plant. Bundan. Plant. Buraya da Briar Seed. Çünkü elimizde yok, koyamıyorum. Olsun. Dursun, olduğu zaman koyarız. Şurayı bir temizleyin. Bu çalışıyor. Yataklar çalışıyor. Hadi size assignlayalım. Bunları da assignladık. Belli bir yatağa verdik hepsini. Bu niye bu fabrication kuyuyu sıraya sokulmadı diyor. Herhangi bir fabrikasyon sıraya sokulmadı. Peki. 20 yapmamız lazım. Yani kaç yapıyor? 2000 kilo, yani 2 ton toprak taşımış olmamız gerekiyor. Bizde ne kadar var? Nerede yazıyor? Şurada yazıyor. Var. Elimizde var. Elimizde var. Koyalım. Ne oldu? Demin bir şeyler oldu. Anlamadım. Peki bu burayı temizliyor. Bu yemek yapamıyor. Bunu yapsak ne olur? Bunu yapamıyor muyuz? Bunda da su isteyecek ki. Onda da su isteyecek yani. Biz su getirmeden hiçbir anlamı yok. Research yapmam gerekiyor. Yanlış research'ı seçtik. Suyu seçecektik. Olsun. Problem değil. Şunu kaldırabiliyor muyuz? Kaldırırız herhalde. Şurada büyük bir maden yatağı var. Muhtemelen haritanın siyah alanları ben gittikçe açılacaktır. Şurada bir hidrojen var. Tabii ki solunamaz türde. Orayı kırsak ne olur merak etmiyor değilim. Şu çatlak yerlerde gömülmüş objeler varmış. Şurada su var. Aşağıda klorin var. O da bir gaz. Vakum, yani hiçbir gazın olmadığı bir kısım burası. Doğal olarak da solunamaz. Muhtemelen bütün oksijeni falan çeker bir delik olsa şurada. Absolute, bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Alg, o çok büyük bir alg deposu var ama contaminated oksijen, yani kirlenmiş oksijen var burada. Ve toksik, yani şey. Ama burası daha toksikti. Zamanla biraz daha az toksik, yani kirli hale geldi. Kendi kendine bir yerlerden oksijen çekip acaba şey mi yapıyor diye düşünmüyor değilim. Kendi kendini temizliyor olabilir. Kendi kendine yaşayan bir dünya var çünkü, yani şurada burada. Burada mesela vakum var. Buraya çıkmak isterim. Etrafındaki şeyler önemli gibi duruyor. Ama vakum. Sweep. Tamam. Tuvaletimiz çalışıyor. Research çalışıyor. Ama daha çok research yapmamız lazım. Peki tam bu işin ortasında research değiştirebiliyor muyuz? Mesela liquid piping yapıp seçip o kalıyor galiba. Bunun için ne lazım? Fabricate, aynı şey. O zaman yapıştır. O zaman bunu yapıştır. Hızlı oyna. Bakalım ne olacak. Oyunu çözmeye çalışıyoruz. Oyun bayağı RimWorld, Don't Starve, Terraria, Craft the World karışık bir oyun olmuş yani. Hepsini bir araya getirmişler. Aha, aa. Ne bu? Hatch. Overheated. Peki bu vakumda nasıl yaşayabiliyor bu hayvan? İşte. Acayip şeyler yani. Uzay boşluğunda nasıl yaşayabilir? Bakteri değil, bir şey değil. Bildiğin hayvan yani. Yaratık. Ne kadar tehlikeli, ne kadar değil işte. Insufficient oxygen generation. Aa, yeni bir duplicant geliyor. Evet. Interior decorative grease monkey anemik. Atletik değilmiş bu. Eksi 5 atletik alıyor hatta. Bize tinkering, strength ve athletics lazım. Fakat üçünden birini seçmemiz lazım. Şimdi bunlar zaten var. Bunlar da var. Ama bu adamın bir de tinkering'i var. Scientist. Bunda da artistlik var. Tinkering ve creativity.
narkoleptik, loud sleeper. Ha. Sesli uyuyormuş bu. Ama researcher'ımız zaten var. Construction var. Tinkering'imiz yok. Bence bu arkadaş yeterli. Bir de decor expectation, yani etrafın güzelliğinin beklentisi bayağı bir ufak. Ve gir duplicant, kopya diyeceğim ona artık. Kopya diye geçecektir. Mamoru adında bir kopyamız daha print edildi, yazdırıldı kapıdan. Bir arka planda mantıklı bir hikayesi varmış gibi sanki. Ama her neyse, ne? Ufak bir başlangıç, bir bakış attım. Devam ettirebiliriz o sırada. Vallahi karışık. Bana karışık geldi. Bana karışık geldi. Siz düşünün. Tema çok acayip. Tema normalden çok farklı. Nereye gider bilmiyorum. Ben bunu yükleyeceğim ama. Bunu birinci bölümmüş gibi yükleyeceğim ama. Biraz çalışma yapacağım üzerinde. Eğer devamının gelmesini istiyorsanız, ikinci, üçüncü, beşinci, sekizinci bölümü olsun izleriz diyorsanız, kesinlikle bir yorum vesaire yazın. Öğrenmek isteriz derseniz, ben bir girişir öğrenir, öğrendikten sonra oynarım. Ya da tam tersi, yani oynarken öğreniriz. Vesaire vesaire. Neyse. Oxygen Not Included. İnceledik, ilk bakış attık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.